kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce tarihi değiştirecek gelişmeyi böyle duyurdu. 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi. Ertesi gün gazeteler yaşanan büyük coşku ve heyecanı manşetlerine taşıdı. Hakimiyeti milliye, tevhid-i efkar, ulus, tanin, akşam, vakit ve diğerleri. Cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. Ertesi gün çıkarılan gazete manşetlerine ise Cumhuriyet'in coşkusu yansıtıldı. Tanin, Hakimiyeti Milliye, Akşam ve Vakit gazetelerin manşetlerinde Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi basıldı. 101 pare top atışı yapıldı. Büyük kutlamalar düzenlendi. Ankara'ya teşekkür telgrafları yağdı. Türk milleti o kadar büyük bir coşkuyla bu ilanı kabul ediyor ki, yaşasın Cumhuriyet sedalarıyla bütün ülke inliyor. Bütün fener alaylarıyla gece işte iş yerleri, devlet aileleri tatil ediliyor. Mustafa Kemal'e Ankara'ya telgraflar yağıyor. Ve müthiş bir coşkuyla, daha da önemlisi 101 pare top atışıyla bu taçlandırılıyor. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Ayten Sezer Arı o günün gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet'in Anadolu'da ve İstanbul'da nasıl karşılandığını anlattı. Halkın da coşkusunu gazetelerine yansıdığını görüyoruz. Muhalif basında bile. En büyük bayramımız Cumhuriyet'in ilanıdır. Çünkü vatandaş olarak eşitlik içerisinde ve artık Cumhuriyet'in ilanı sonrası çok önemli yasalar kabul edilecek. Gazete manşetlerinde sadece Cumhuriyet'in ilanı yer almadı. Aynı zamanda değişen kanunlar, Cumhuriyet'le birlikte gelen yenilikler de satırlara yansıdı. Türkiye Devleti Şekli Hükümeti Cumhuriyet'tir. Hakimiyet bila kaydu şart milletindir. İşte bu önemli ifadeler o günkü gazete manşetlerine yansıtıldı. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte değişen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun önemli maddeleri de manşetlere taşındı. Türk halkının yürüttüğü milli mücadele tüm dünyaya örnek oldu. Sömürü altındaki ülkeler Türkiye gibi özgürlük mücadelesi vermeye başladı. Gazeteler Cumhuriyet'in ilk günlerinde bu durumu da anlattı. Eğitim almasa da bu ülkeye canı gönülden bağlı Anadolu insanı da genciyle, yaşlısıyla, köylüsüyle, şehirlisiyle milli mücadele hareketi bir topyekün mücadele hareketidir. Ve gerçekten bir mucizedir.